Selamünaleyküm arkadaşlar. Scratch ile devam ediyoruz derslerimize. Bugün hareket kod bloğundaki taşları kullanarak etkinlik yapacağız. Program ilk açıldığında kedi kuklasıyla açılıyordu. Ben bu dersimde bunu kullanmayacağım için kedi kuklamı siliyorum. Şimdi bir akvaryum oluşturacağız. O yüzden bunun için öncelikle sahnemize dekor ekleyeceğim. Buradan yeni dekor ekle kısmından kütüphaneden dekor seçe geldim. Burada su altını seçiyorum. Şu Underwater 3 yazan dekorumu sahneme eklemiş oldum. Şimdi kuklalarımı ekleyeceğim. Su altı olduğuna ve akvaryum oluşturmak istediğime göre balık kuklalarımı ekleyeceğim. Buradan yeni kukla ekliden kütüphaneden kukla ekliyi seçtim. Buradan hayvanlar kategorisini seçiyorum. Şurada 3 tane balığım var. Bu 3 tane balığı sırasıyla sahneme ekleyeceğim. Birinci balığımı ekledim. Devam ediyorum. Yine aynı yolla diğer balıklarımı da ekleyeyim. Daha sonra onlarla ilgili düzenlemeleri yapmış olacağız. Bir tane daha ekliyorum. Evet, 3 tane kuklamı ekledim. Şimdi kuklalarımı sahnede yerleştireceğim ama sahneme biraz büyük oldular. O yüzden küçültmek istiyorum kuklalarımı. Şu şekilde kuklalarımı küçülttüm. Diğerlerini de küçülteyim. Küçült aracını seçerek hangi oranda küçültmek istiyorsam o kadar seçmiş oldum. Ben şimdi ilk balığımı seçerek buna kodlar ekleyeceğim ve balığımın hareket etmesini sağlayacağım. Öncelikle bir başlık komutu vermem gerekiyor. Bunu olaylar kod bloğunun içerisinden seçiyoruz. Olaylar kod bloğuna tıkladım. Burada seçeneklerim var. Hangi başlangıç seçeneği bana uygunsa onu seçebilirim. Ben yeşil bayrak tıklanıncayı kullanacağım. Gerekli olan durumlarda diğerleri de kullanılabilir. Buradaki yeşil bayrağı tıkladığımda komutlarım çalışmaya başlayacak. Yanındaki kırmızı düğmeye bastığımda da komutlarım durmuş olacak. Yeşil bayrak tıklanıncayı aldım. Şimdi kuklamın hareket etmesini istiyorum. O yüzden hareket kod bloğuna geri döndüm. Şurada en üstte 10 adım git taşımız var. 10 adım git taşını alıp yeşil bayrak tıklanıncanın altına ekliyorum. Bakın yapbozun parçalarına benziyor görüyorsunuz. Taşlar birbirine ekleniyor. Birbirine eklenen kod kümelerinde yeşil bayrağı tıkladığımızda çalıştırmış olacak. Şimdi sahnemizdeki şu balığımıza dikkat edelim. Yeşil bayrağı tıklayacağım. Yeşil bayrağı tıkladığımda 10 adım ilerlemiş oluyor. Kodlar bir sefer çalıştırıldığı için tıkladığımda sadece 10 adım gidiyor. Ben her defasında yeşil bayrağı tıklayamam tabii. Bunun için kontrol kod bloğunda sürekli tekrarla taşım var. Eğer sürekli hareket etmesini istiyorsam, sürekli 10 adım gitmesini istiyorsam buradan sürekli tekrarla taşımı alıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Neyi tekrarlamasını istiyorsak o taşlar sürekli tekrarla taşının içerisinde kalması gerekiyor. Yeşil bayrağı şimdi tekrar tıklıyorum. Kodların nasıl çalıştığını görmüş olalım. Tıkladım. Evet, bakın balığım sürekli 10 adım ileri doğru gidiyor. Hala gidiyor. Kodlarım hala çalışıyor. Fakat sahne burada bittiği için orada kalmış gibi gözüküyor. Kırmızıya basarak komutlarımı durduruyorum. Şimdi balığın sahneden çıkmaması için geri dönmesi gerekiyor. Bunun için de kullandığımız bir taşımız var. Yine hareket kod bloğuna geliyorum. Kenara geldiysen sek taşım var. Kenara geldiyse sek taşım balığımı geri döndürecek. Bu da her kenara geldiğinde tekrarlamasını istediğim için onu da sürekli tekrarların içerisine yerleştirdim. Şimdi komutlarımı bir daha çalıştırıyorum. Yeşil bayrağı tıkladım. Bakın balığım geri dönüyor. Ama bir terslik var. Balığımız ters gidiyor geri döndüğünde. Bunu da düzeltebiliyoruz. Biz çünkü ters dönmesini istemiyoruz. Sadece geriye doğru dönmesini istiyoruz. Şurada sahnemizin altında kuklaların gösterildiği küçük kısımda şurada bir işaretimiz var. Tıklıyoruz. Balıkla ilgili yani bu kuklamızla ilgili seçenekler açıldı. Şu kısımdan kuklamızın ismini değiştirebiliyoruz. Şurada yön kısmı var. Şu anda 90 derece yönünde gidiyor ve geliyor. Şurada dönüş izinleri kısmı var. Bunlardan ilki her yöne dönebilir izni. Şu anda her yöne dönebilir izni verilmiş. İkincisi sadece sağa sola dönebilir izni.
Üçüncüsü de dönüş yok izni. Biz bunu seçili olduğu için balığımız geri döndüğünde ters dönmüş oluyor. Sadece sağa sola dönebilir işaretliyoruz buradan. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Dikkat edin. Bakın balığım artık ters dönmüyor. Sadece sağ ve sol yönünde ilerlemiş oluyor. Eğer dönüş izni yok dersem balığım bu sefer hiç dönmüyor. Sadece ileri ve geri doğru hareket etmiş oluyor. Bizim burada kullanacağımız sağa sola dönebilir seçeneği. Bakın şurada yön kısmında şu anda 90 ile eksi 90 arasında gidip geliyor. Komutlarımı bir daha durduruyorum. Ben buradan yön kısmını da değiştirebiliyorum. Şu şekilde fareyle tıklayıp sürüklediğimde bunu istediğim yöne doğru çevirebiliyorum. Mesela şöyle olsun. Şimdi bir daha çalıştırayım, farkı görün. Artık sadece düz bir çizgide gitmiyor. Akvaryum içerisinde farklı yönlerde gitmiş oluyor. Bu ayarlarımı bu kuklam için yapmış oldum ve bu şekilde hareket etmiş oluyor. Şu anda ben komutlarımı birinci kuklama yazdığım için sadece birinci kuklam hareket ediyor. Eğer diğerlerinin de hareket etmesini istiyorsam onlara da komutları yazmam gerekiyor. Ya da komutları bunlara kopyalamam gerekiyor. Kopyalamanın da birkaç farklı yolu var. Şurada kopyasını çıkart aracımız var biliyorsunuz. Onunla yapabiliriz. Ya da hiçbir şey yapmadan sadece şu kodları tutup şurada hangi kuklanın üzerine sürüklersek ona çoğaltmış oluyoruz. Bakın az önce ikinci kuklamda komutlar yoktu. Şu anda geldi. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın artık ikisi hareket ediyor. Yine durduruyorum. Komutları tıklayıp üçüncü kuklamın üzerine de sürüklediğimde ve bıraktığımda artık üçüncü kuklamda da komutlar yer almış olacak. Evet. Şimdi tıklıyorum. Üçü de çalışmış oluyor. Daha önce birinci kuklama yaptığım ayarları diğer ikisi için de yapmak gerekiyor. Çünkü onlar hala ters dönüyorlar. Yönleri farklı. Hangisini düzenlemek istiyorsam onun üzerine tıklıyorum, seçiyorum. Yanındaki bilgi sembolüne tıklıyorum. Buradan dönüş izinlerinden sağa sola dönebilir işaretliyorum. Yön olarak da istediğim farklı yönleri verebilirim. Yani çok dikey yönler olmasın çünkü o zaman çok yukarı aşağı çıkıyormuş gibi oluyor. Ayarladıktan sonra yine şuradaki oktan geri dönebiliyorum. Üçüncü kuklam için de aynı işlemleri yapayım. Buradan yine sağa sola dönebilir işaretledim. Yönünü de hafif değiştirmiş oldum. Bu şekilde ayarlamaları yaptıktan sonra yeşil bayrağıma tekrar tıkladığımda artık balıklarım akvaryum içerisinde istediğim şekilde hareket edebiliyorlar. Biz Scratch'te projelerimize ses de ekleyebiliyoruz biliyorsunuz. Burada kılıklar ve sesler kısmı var. Akvaryumumuza bir ses de ekleyelim isterseniz. Burada ses ekleme seçeneklerimiz var. Kütüphaneden seç, mikrofon yani yeni ses kaydı yap veya bilgisayarda olan bir sesi seçebiliyoruz. Biz kütüphaneden ses seçe tıklıyoruz. Burada Bubbles sesi var. Bunu deneyelim isterseniz. Tamam dedim. Bakın buraya Bubbles sesi eklendi. Ama şu anda hala çalmıyor. Bunun çalması için de yine ne yapmam lazım? Şuradan diziler kısmına gelip sesin çalması için de gerekli kodları yazmam gerekiyor. Sesi istersem kuklalardan bir tanesine de ekleyebilirim. İstersem sahneme de ekleyebilirim. Şurada sahne kısmına tıkladım. Bakın seslere geldiğimde şu anda az önce seçtiğim sesi görmeyeceğiz. Neden? Çünkü ben o işlemi az önce kuklam seçiliyken yapmıştım. Dolayısıyla ses kuklaya eklenmiş oldu. O yüzden buradan tekrar yeni ses ekle diyorum. Buraya da ekleyebilirim. Bubbles sesi seçtim. Ekledim. Burada seslerim gözüküyor. Diziler kısmına gelip şu anda kodları ne yapmam lazım? Yazmam lazım. Ses ne zaman çalmaya başlasın? Ben yeşil bayrağı tıkladığımda ses de diğer komutlarla birlikte çalışsın istiyorum. O yüzden yeşil bayrak tıklanıncayı aldım. Burada ses kod bloğum var. Burada sesi çal ve sesi bitene kadar çal taşlarım var. Ben buradan sesi bitene kadar çal taşını alıyorum.
Bakın şurada bir ok açılıyor. Biliyorsunuz az önce gördüğünüz sesler kısmında pop sesi ve baba sesi var. Birini ben sonradan eklemiştim. Bu iki tane seçenek. Eğer buradan daha fazla ses eklersek bu seçenekler arasında onlar da gözükecek. Buradan ben baba sesinin çalmasını istediğim için bu seçili kalıyor. Ve durdurulana kadar sürekli tekrar etmesini istediğim için yine kontrol kod bloğundan sürekli tekrarla taşını alıp bu şekilde yerleştirmiş oluyorum. Şimdi yeşil bayrağı bir daha tıklayayım. Evet, şu anda balıkların hareketiyle birlikte baba sesini de duymuş oluyoruz. Su kabarcık sesi bu. Evet, bu etkinliğimiz bu kadar. Hareket kod bloğundan, ses kod bloğundan, olaylar kod bloğundan ve kontrol kod bloğundan biraz bahsetmiş olduk. Şimdi farklı bir etkinliğe geçeceğim ben. Bir etkinlik daha yapacağız. Daha sonraki derslerimizde yine farklı etkinliklerle bu kod bloklarının nasıl kullanıldığını size göstermiş olacağım. Ben bundan çıkıyorum. Yeni bir tane dosya açacağım. Yeni dosyamda bu sefer yine görünüm kod bloğunu kullanarak kılık değiştirmekten bahsedeceğiz. Kedimi yine siliyorum. Kedimi kullanmayacağım burada. Balıklarımızı hareket ettirdik ama bazı kuklalar tabii balıklar gibi hareket etmiyor. Onlara farklı şekilde hareket kazandırabiliyoruz. Bu dersimizde de bundan bahsetmiş olalım. Şimdi öncelikle yine ben sahnem için bir dekor seçeceğim. Bu dekorumuz da müzik ve dans grubundan olsun. Şurada ışıklı bir sahnem var. Bunu seçeyim. Evet, sahnemi seçtim. Şimdi sahnem için bir kukla da seçeceğim. Seçeceğim kukla da balerina. Balerina'nın birden fazla kılığı var. Kılık ya da kostüm diyoruz biz bunlara. Kıyafet değiştirmek gibi düşünebiliriz. Şimdi ben kuklamı seçtim, ekledim. Onu şu şekilde sahnenin üstüne doğru alayım. Çok az da küçültebilirim belki. Evet, şu şekilde sahneme yerleştirmiş oldum. Şurada diziler, kılıklar ve sesler kısmı vardı. Üst kısımda kılıklar kısmına geliyorum. Bakın burada baktığımızda balerina'nın birden fazla kılığı olduğunu görüyoruz. Ben sırayla bu kılıklara tıkladığımda sanki balerina sahnede hareket ediyormuş gibi oluyor. Eğer biz kodları yazarak bunu yaparsak balerina'yı sahnede hareket ettirebiliriz. Şekilde. Bunun için diziler kısmına gelip kod yazmam gerekiyor. Öncelikle yine olaylar kod bloğuna geliyorum. Yeşil bayrak tıklanınca seçeneğini aldım. Yeşil bayrak tıkladığında benim de balerinim dans etmeye başlamış olsun. Yeşil bayrağı seçtim. Daha sonra görünüm kod bloğuna geliyorum. Bakın biz kılıklar, farklı kılıklar arasında geçiş yapması gerekiyor. O yüzden buradan bana uygun olan taş kılığına geç taşı. Buradan bu taşı alıyorum. Bakın şuradaki oka tıkladığımda balerina'nın diğer kılıkları da burada ne yapmış oluyor? Gözükmüş oluyor. Öncelikle A'yı seçeceğim. Şu gördüğünüz A kılığıydı zaten. Kılıklar kısmına bir daha bakalım isterseniz. Balerina A, B, C, D. Bunları sırayla oynattığımızda dans ediyormuş hissini veriyordu bize. Balerina A'yı seçtim. Kılıklar arasında sırayla kılıklara geçmesi gerektiği için kaç tane almam gerekiyor bu taştan? 4 tane kılığı olduğu için ne yapacağım? 4 tane kılığına geç taşını aldım. Şurada sırayla A, B, C ve D olacak şekilde bu kılıkları seçmiş oldum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Bakın hiç hareket etmiyormuş gibi oluyor. Aslında komutlar yerine getiriliyor ama çok hızlı bir şekilde getirildiği için bunu göremiyoruz. Sürekli tekrarla diyelim. Sürekli dans etmesini istiyorsak. Bakın hala bir hareket yokmuş gibi ama komutlarımız çalışıyor. Aslında komutlar yerine getiriliyor ama çok hızlı getirildiği için biz bunu fark edemiyoruz. Bunun için yapmamız gereken de şurada bakın kontrol kod bloğunda az önce sürekli tekrarlayı almıştık buradan hatırlıyorsanız. 1 saniye bekle taşımız var. Bu geçişler arasına 1 saniye bekle taşımızı ekliyorum.
şu en sona da eklemem gerekiyor. Yoksa en baştaki kılığa çok hızlı bir şekilde dönmüş oluyor. Şimdi çalıştırayım bir de. Farkı görün. Bakın. Evet, balerinimiz dans ediyor ama bir saniye bekleme oldukça uzun geldi. Biz buradaki bir saniyeyi değiştirebiliriz. Yani daha uzun da yapabiliriz, daha kısa da yapabiliriz. Ben buradan seçtim. Evet, 0,5 saniye bekle yapayım. Diğerlerini de yapmam gerekiyor. Şu şekilde seçip sırayla 0,5 saniye yapıyorum. Ya da böyle yapmak yerine şurada 1 saniye bekleyi almadan şurada 0,5 ayarlarsanız bunları aldığınızda 0,5 saniye olarak almış olursunuz. Yeşil bayrağı bir daha tıklıyorum. Bakın az öncekine göre daha hızlı hareket etmiş oluyor. Sahnede dans ediyormuş gibi bir görüntü vermeyi başarmış olduk. İstersek 0,3 saniye, 0,2 saniye hani ne kadar hızlı dans etmesini istiyorsak buradan süreyi ayarlayarak bunu yapabiliriz. Evet, ben durduruyorum. İsterseniz bir de müzik ekleyelim yine sesler kısmında. Az önce zaten yapmıştık, hatırlıyorsunuzdur. Sesler kısmına geldim. Buradan kütüphaneden bir müzik seçeyim. Dance Magic sesi uygun olur diye düşünüyorum bunun içinde. Seçtim. Bu kısma müziğime ekledim. Ama çalması için ne yapmam gerekiyordu? Evet, kod yazmam gerekiyordu. Ben yine kuklama eklediğim için kuklam üzerinden artık sesi de çaldıracağım. İstersek bunu sahneye de yapabilirdik. Yine olaylar kod bloğuna geldik. Yeşil bayrak tıklanıncayı aldık. Müziğin de çalmasını sürekli tekrar etmek istediğim için sürekli tekrarla taşını da alıyorum. Daha sonra ses kod bloğuna geçiyorum. Dance Magic sesini bitene kadar çal taşımı da aldım. Yerleştirdim. Şu anda yeşil bayrağı tıkladığımda iki kod kümesi birlikte ne yapmış olacak? Çalmış olacak. Evet. Bu şekilde balerin dans ediyor. Müzik de bir taraftan çalmış oluyor. Scratch'te bu şekilde sesli hikayeler, basit animasyonlar, oyunlar oluşturabiliyoruz. Tamamen bizim yaratıcılığımıza kalmış bir şey. Biz hayal edip tasarlayabildiğimiz oranda etkinlikler, projeler yapabiliyoruz. Burada dersimizi sonlandıracağız. Bir sonraki dersimizde yine diğer kod bloklarını da kullanarak yapabileceğimiz işlemleri anlatan videolar hazırlayacağım ben sizin için. EBA'dan da farklı etkinlik örnekleri göndereceğim. Yine onlara bakarak da kendiniz de deneyerek programı keşfedebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.